Afrin'e yönelik harekatın 13. gününe girmiş durumdayız. Ancak bu harekatta ÖSEO'nun varlığı harekatın önüne geçmiş durumdadır. Türkiye uzun zamandır dünya kamuoyuna Suriye'deki varlığını cihatçı örgütler üzerinden sağladığı görüntüsü vermektedir. Afrin ve İdlib'de yaşananlar bu görüntüyü pekiştirmektedir ki bu durum hepimizin içini acıtmaktadır. Bugün bize Kuvayi Milliye ile eş tutturulmaya çalışılan ÖSEO aslında cihatçı çetelerin bir araya getirildiği bir yapıdan öteye geçmemektedir. İçinde 12 yaşındaki Filistinli çocuğun kafasını kesen Nurettin Zengi Tugaylarından Cisr-i Şuur katliamına imza atan sayısız sayıda katilleri bünyesinde barındırmaktadır. Ve bu örgüt Suriye Meşru Hükümeti tarafından terör örgütü olarak nitelendirilmektedir. Terör örgütleri devletlerin meşru ortağı olamazlar. Bu yapılar her an yüzünü Türkiye'ye dönebilecek durumdadır. Ayrıca Suriye ordusunun son iki gündür kaydettiği ilerlemeler üzerine ÖSEO bileşenlerinden birçok örgüt Heyet Tahrir Şam'ın çağrısıyla Afrin'den İdlib'e doğru geçiş yaptıklarına dair ciddi duyumlar almaktayız. Yola beraber çıkılan ÖSEO daha şimdiden Afrin'i terk etmeye başlamasına dikkatimizi çekmek isterim. Tabii Afrin operasyonu Rusya'nın yeşil ışık yakmasıyla başlatıldığını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Halep ve Fırat Kalkanı arasındaki ilişkinin bugün Afrin ve İdlib arasındaki ilişkinin aynısıdır. Bu anlamda operasyon Rusya'nın İdlib'e yönelik planlarından ayrı düşünülemez. İdlib operasyonu sonrasında Afrin'e yakılan yeşil ışığın kırmızıya dönmesi de muhtemeldir. İdlib'e yönelik Rusya destekli Suriye ordusunun operasyonu göz önüne bulundurulduğunda bu gidişle eninde sonunda Suriye yönetimi İran ve hatta Rusya ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bir kez daha uyarmak isteriz. Meşru bir devlette silahlı grup terör örgütü değil mi? Madem ki Afrin'de teröristlere karşı savaşılıyor, neden El-Kaide'nin temsilcilerinden Ebu Halid El-Suri kurduğu Ahrar-ı Şam örgütü de bu operasyonda yer alıyor? Bakın her gün neredeyse Reyhanlı'dan oraya düşen bombalarla ilgili haberler geliyor. Bugün iki tane daha atıldı. Dün iki tane atılmıştı ve ne yazık ki Reyhanlı bir vatandaşımızı kaybettik. Onlarca da yaralı var. Geçici olarak gidilen bir yere neden kaymakam ve emniyet müdürü atanır? Eğer savaş çığırtkanlığına devam edilirse, eğer savaşın acı yönü görülmezse, bu dil yerine barış sağlayacak bir adım atılmazsa ne yazık ki bütün dünya insanları kaybedecektir. Bir kez daha saygılarımla selamlıyorum sizlere.